Allah ayette nice az topluluk Allah'ın izniyle çok olan topluluğa galip gelmiştir. Nice az topluluk Allah'ın izniyle çok olan topluluğa galip gelmiştir. İşte bu da Kur'an mucizesidir. Yani az topluluk nasıl yenebilir ya? Yeniyor. Yani fiili anlamda da yeniyor. Zihni, fikri anlamda da yeniyor. Mesela bak biz çok küçük bir arkadaş topluluğuyuz. Darwinizm dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük deccal hareketidir. Yani dünyanın kuruldu kuralı böyle bir deccal hareketi yok. Bu kadar Allah'ı geniş çaplı inkar eden ve bu kadar da kabul gören bir deccal hareketi hiç olmamış. Dünya tarihinin en şiddet etki bakımından da en şiddetli deccal hareketidir. Mesela faşizmi doğurmuştur, komünizmi doğurmuştur, vahşi kapitalizmi doğurmuştur Darwinizm ve dünyayı mahvetmiştir. Hem arkasında milyonlarca, yüz milyonlarca ölüm getirmiştir, bak yüz milyonlarca. Hem de milyarlarca insan imanını yok etmiştir. Eskiden yine insanlar puta tapıyordu. Putla Allah'la bağlantı kurduklarına inanıyorlardı. Şu an tamamen Allah'ı inkar ediyorlar. Yani tam inkar var. Yani inkar mutlak. Yani mutlak inkar tarzında. Tabii kendi kafalarına göre vicdanında kabul ediyor. Sizin mücadele başladığınızda tek başınıza geldiniz inşallah. Mesela tabii çok küçük bir arkadaş, halen küçük bir arkadaş grubuyuz. Ama koskoca dünyada, 7 milyarlık dünyada Darwinizmi bağırta bağırta yendik. Bağırta bağırta. Ufacık bir topluluk deccaliyete galip geldi. Yani şu an Darwinizmi hiçbir gazete, hiçbir dergi savunamıyor. Eskiden sürekli halkayı bulduk, simiti bulduk, şamata yaparlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hafta 8 gün 9. Sahte resimler yayınlarlar falan. Cesaret edemiyorlar. Ben mahcup edeceğim diye. Çünkü her seferinde yalanları ortaya çıkarttım. Her seferinde de özür dilediler. Dünya çapında özür dilediler. Büyük gazetelerine, büyük dergilerine, Amerikan gazetelere, İngiliz gazetelere özür dilediler. Biz dediler attık. Yalanı kim ortaya çıkarttı onu söylemiyorum. Mühim değil, söyleme de. Düzeldiğini söyle, yalan söylemeyeceğini ikrar et, tamamdır. Ama yine iyi, yalan söylediklerini ikrar ediyorlar. Yani işi pişkinliğe verip devam edebilirlerdi. Edemiyorlar. Okullarda anlatamıyoruz, öğrenciler inanmıyor. Evet. Avrupa'da özellikle. İngiltere'de. Tabii. Fransa, tarihimizin en büyük felaketi diyor. Gelmiş geçmiş en büyük felaket diyor. Ya Fransız tarihi böyle bir felaket görmedi diyor. Yaratılış atlasının dağıtılması için. Ama hepsinin eline geçti. Şimdi bu öyle tehlikeli bir şey ki onlar için. Şimdi geliyor profesör. Darwinizmi anlatmaya kalkıyor ama bütün millette kuşkuyla bakıyor. Ya yaratılış atlası ellerine geçtiyse diye. Çünkü yaratılış atlası ellerine geçtiyse çok komik duruma düşecek. Aşağılanmış olacak. Rezalet çıkacak. Eline geçme ihtimali de çok yüksek olduğu için anlatamıyor. Sadece bakıyor. Diyor ya hoca, Darwinizmi anlatmak için adam çağırdım diyor. Yok diyor, bulamıyoruz diyor. Biri geldi diyor, beni çekti içeriye diyor. Ya diyor, sen hakikaten inanıyor musun bu işe diyor. O zaman anladım vaziyetin çok zor olduğunu diyor. Çok zor değil de yattığını. O vaziyetin yattığını diyeceksiniz. Zor değil. İş bitmiş yani. Profesör dersine girecek öğrenci bulamıyormuş. Yani anladım. Ya yalan dinlemeye millet takat olur mu ya? Sıkılıyor yani. Öğrenciler.